Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Çok kıymetli din kardeşlerim, sizlerle Ramazan-ı Şerif ayı öncesindeki yaptığımız Necm suresinin 3. bölümünden itibaren yeni bölümümüzde derslerimize başlıyoruz. Rabbim eda ettiğimiz oruçlarımızı rızasına muvafık eylesin. Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız güzel kulluk hasletlerimizi senenin tamamında yaşamayı, yaşatmayı hepimize müyesser kılsın inşallah. Necm suremizde en son 31 ve 32. ayeti celilelerde kalmışız. Onun kısa bir giriş mahiyetinde açıklamalarını okumuşuz ama mealen konuyu bir irtibatlandıralım, önceki kısımla irtibatlandıralım diye şu kaldığımız noktadan devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ardi liyeczi'llezina esa'u bima amilu ve yeczi'llezina ahsanu bil husna. Yer ve göklerin mülkü Allah Azimüşşan'ındır. Cenab-ı Hak burada bir hayat düzeni kurmuş ve bu düzen içerisinde yükümlü kıldığı insanlara ilahi hükümler çerçevesinde yaşama imkanı vermiş ve neticesinde de gerek dünyada ama bilhassa ahirette herkesin yaptığının karşılığını tas tamam ödemenin hükümlerini de peygamberler vasıtasıyla bildirmiştir. Yani Allah Azimüşşan kötülük işleyenlerin kötülüğünün karşılığını iman ve ihlas üzere yaşayanların salih amel sahiplerinin de yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vereceğini taahhüt buyurmuştur. İhsan makamında yaşayan, güzel işler yapan, hayırlı şeyleri düşünüp, hayırlı işler, projeler üreten, söz, davranış ve efendim niyetiyle hep iyiliği inşa etmeye çalışan kimseleri Cenab-ı Hak 32. ayette şöyle açıklıyor. Onlar ki günahların büyüklerinden sakınmakta, dinin, aklın, vicdanın ve efendim örfün, adetin hoş karşılamadığı çirkinliklerden sakınmaktadırlar onlar. Ancak her insanın kaçınamayacağı, sakınamayacağı küçük çaplı hatalardan da beri değildirler. Zira insanoğlu melek değildir. İnne rabbeke vâsi'ul mağfirah. Şüphesiz ki Rabbin mağfireti pek geniştir. Ve âlemu bikum. O sizi çok iyi bilmektedir. İz enşâekum minel ard. Zira atanız Adem'i topraktan yarattığı gibi sizleri de topraktan bitirdiği gıdalara bağlı olarak inşa etmekte, yaratmaktadır. Ve iz entum ecinnetun fi butuni ummahatikum. Bak ta ki sizlerin her biriniz anne baba annelerinizin batınlarında, karınlarında ceninler idiniz. O halden size Allahü Teala değer bir sudan süzdü, seçti ve seçkin halifetül art olacak bir hale getirdi. Aslınız bu ve Allahü Teala her şeyinizi hakkıyla bildiği için فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ kendinizi temize çıkarmaya kalkmayın. هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى zira Allah Azimüşşan kimin en takvalı olduğunu gayet iyi bilmektedir. Mealindeki ayetlerdi. Şimdi Vanil Haseni fi kavlihi Teala Hasan-ı Basri'den
Ellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahişi illel lemem. Ayeti konusunda şöyle bir açıklama var ki lememin ne olduğuna dair bilgiler verilmişti. Büyük olmayan, kebair olmayan günahlar, hatalar, kusurlar olarak değerlendirilmişti. Lemem konusunda ise Hasan-ı Basri ellememu minez zina, lemem zinadan küçük çaplı, mesela işte gözün zinası buyuruyor ya, kulağın, dilin zinası peygamberimiz buyuruyor ya, o kabil, yani zina fiili işlemek büyük günahtır, ondan kaçınırlar da ama zina konusunu dillerine almazlar. Yani eğer birileri bahsediyor idiyse de hemen akabinden ya da kendi dilinden bu kabil şeyler dökülmüşse hemen Allah'a tövbe ederek dönüş yaparlar demiştir. Emis serika yahut diyelim ki herhangi bir iyilik, takva sahibi insan hırsızlık yapmak büyük günahından sakınmaktadır ama diyelim ki onun daha alt seviyesinde ne diyeyim, mesela işte hırsızlığın şer'i hükmünü biliyoruz. Koruma altındaki malın efendim belli bir miktarın üzerindekini sahibinin rızası olmaksızın almak manasında. Ama diyelim ki çok küçük çaplı, mesela bir iş yerinin önünde sunulmuş bir şey düşünelim. Zeytin düşünelim. Yoldan geçerken canı çok çekti ve oradan hadi diyelim üzerinde parası da yoktu. Bir tane zeytin ağzına aldı, geçti gitti. Bu da hırsızlık mıdır? Temelde hırsızlıktır ama büyük günah çerçevesinde değerlendirilmez. Bu örf olarak da değerlendirilmez. Bir tanesi canı çekmiş kabilinden takdir edilebilir. Ev yahut da şurbül hamri sümme la yaud. Fakat Hasan-ı Basri bunu biraz daha geniş kapsamlı anlamış, açıklamış. Yani büyük günahı işlemiş olsa bile, bu sayılanları işlemiş olsa bile, mesela içki içmiş olsa dahi nasuh bir tövbeyle onu tamamen terk etmesi de lemem kapsamında değerlendirilebilir. Yahut önceden hırsızlığı adeta meslek haline getirmişken nasuh bir tövbeyle bir daha asla herhangi bir insanın malına el uzatmaması lemem kapsamında değerlendirilir diye açıklamış. Darava İbn-i Cerir an Ata an İbn Abbas, İbn Abbas hazretlerinden nakledilen bir başka nakilde de illel lemem konusunda şöyle açıklama yapmış Abdullah İbn Abbas hazretleri. Yülemmu biha fil hayni ya da yelummu biha fil hayn, işlediği takdirde hemen kendisini efendim şey yapan, bundan pişmanlık hissi duyduran hatalardır. Kultu ezzina, demiş ki İbn Abbas hazretlerine ata, zina olabilir mi? Kale ezzina thümme yetub. Yani evet, zina da olabilir. Yeter ki arkasından tövbe etmiş olunsun. Ve anhu kal, yine Abdullah İbn Abbas hazretlerinden nakledilen bir görüşe göre ellememul lezi yelummul marra ve kale süddiyü kale Ebu Salih seeltu anil lemem fekultu, süiltü de olabilir, ve huve racülü yusibü zembe sümme yetubu. Bir kişinin herhangi bir suçu, hatayı, günahı işledikten sonra hemen arkasından tövbe etmesidir diye açıklama yapılmış. Ve ahbartu bizalike İbn Abbas fekal, yaptığı bu yorumu İbn Abbas hazretlerine de anlatmış Ata bin Ebi Rabah. Böyle böyle bir bana soru soruldu lemem hakkında.
Ben de bir kişinin herhangi bir günahı işleyip hemen arkasından tövbe etmesidir diye açıkladım bu kelimeyi. Doğru bir şey yaptım mı anlamında İbn Abbas Hazretlerine de sormuş. O da لَقَدْ اَعَانَكَ عَلَيْهَا مَلَكٌ كَرِيمٌ Allah sana kerim bir melek vasıtasıyla yardım etmiş de güzel bir yorum yapmışsın. Aklına güzel şey gelmiş. Bildiğimiz gibi şeytanın vesvesesi nasılsa melekler de insan içerisine güzel duygular, fikirler atar, ilhamlar atar. İbn Abbas Hazretleri bunu bu şekilde değerlendirmiş. Ve kavluhu Teala Cenab-ı Hakk'ın devamdaki ayetin şu cümleciğinde inne rabbeke vasi'ul mağfira kısmına gelince ey rahmetuhu vesi'at külle şey. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti her şeyi ama her şeyi kuşatmıştır. Ve mağfiretuhu tes'u'z-zunube kullaha. Ve Allah Azimüşşan'ın efendim bağışı, bağışlaması, mağfireti bütün günahları kuşatmıştır. Hepsine kafidir yani limen tabe minha. Fakat o büyük günahlardan, günahların tamamından tövbe ettiği takdirde Allahü Teala kullarının bütün günahlarını affetmektedir, affedeceğini beyan etmektedir. Ki kavlihi Teala Allahü Teala bunu Zümer suresinde de açıkça beyan ediyor. Estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. De ki Resulüm, ey kullarım, ey kendi nefisleri aleyhine israfta bulunan efendim kullarım, la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yaghfiruz-zunube ve cemi'a, şüphesiz ki Allah bütün günahları, günahların tamamını affedicidir. İnnehu huvel gafurur-rahim. Allah gafurdur. Yani çok çok affeden, rahim kullarına karşı çok çok merhametli olandır. Yeter ki kul hatasının idrakine varsın. Yaptığı hatalardan, işlediği günahlardan tövbe etsin ve Allah'a dönüp yakarsın. Cenab-ı Hak onun bu geçmiş günahlarını affedicidir. Bu ayeti celile İbn Kesir'in İnne Rabbeke vasi'ul mağfira ayetini açıklayıcı mahiyette, onu destekleyici mahiyette zikrettiği Zümer suresinin Kul ya ibadiyellezine esrafu ile başlayan ayeti ki bu ayet alimlerimizce Kur'an-ı Kerim'de ümidi en çok umulan, en ümitvar ayet olarak isimlendirilmiş, değerlendirilmiştir. Hakikaten çok Cenab-ı Hak mümin kulları için, hatalı mümin kulları için çok esnek, çok müsamahakar bir alan açıyor. Yeter ki kul hatasının idrakine varsın, dönsün ve Rabbi Azze ve Celle'ye kulluğunu, bağlılığını ilan etsin. Onu peşinen kabul etsin. Ve kavluhu Teala Cenab-ı Hakk'ın şu ayeti celilesi ise huve a'lemu bikum o sizi çok çok iyi bilmektedir. Nitekim bir başka ayeti celileden size şah damarınızdan daha yakındır buyuruyor. Yani iç dünyanız, niyetleriniz her şeyi gayet iyi biliyor. İz enşaekum minel ard. Nasıl bilmesin ki sizin aslınızı, astarınızı, geçirdiğiniz safahatı daha siz yokken, düşünebilir, idrak edebilir varlık değilken bile Allahü Teala sizi adım adım nasıl yaratıldığınızı gayet iyi bilmektedir. Ey ve basirun bikum, Cenab-ı Hak sizi çok iyi görmekte. Alimun bi ahvalikum, bütün hal ve gidişatınızı çok iyi bilmekte ve ef'alikum yaptıklarınızın hepsinden çok çok haberdar bulunmaktadır.
hem de her safhasında hine enşa'a ebekum ademe minel ard. Ta sizin aslınız Hazreti Adem, atanız Adem'in topraktan inşa edildiği zamandan bile itibar nasıl bir soy ile yürüyeceğiniz, efendim kromozomlarla, kadın ve erkekten alınan kromozomlarla nasıl bir fiziki yapıya sahip olacağınız, nasıl bir kimliğe, kişiliğe bürüneceğiniz, bunların hepsini Cenab-ı Hak gayet tafsilatıyla bilmektedir. Öyle ki yarattığı bu iki asıldan, yani Hazreti, hatta tek asıl, tek nefisten yarattığını beyan ediyor Nisa suresinin başında. Hazreti Adem ve ondan da eşi Havva'yı yarattı buyuruyor. وَاسْتَخْرَجَ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ صُلْبِهِ اَمْثَالَ الذُّرِّ. Allah-u Teala Hazreti Adem'in sulbünden ne yapmıştır? Bütün onun soyundan insanları türetmiş, çoğaltmış, kadın ve erkek olarak dünyaya, yeryüzüne yaymıştır Allah-u Teala. Yani kısaca Allah Azimüşşan insanların gerek atası soyu bakımından insanlık tarihini, onların geçirdiği safahatı bakımından ve gerekse her bir ferdin, Adem oğlunun ana rahmi öncesinde, ona ana rahmine düşmezden öncesinde ve sonrasında ana rahmi boyunca aşamalar halinde nasıl cenin ve akabinde bir canlı hale getirildiğini, doğum ve doğum sonrasında bütün hal, harekat, fiil, söz ve davranışlarıyla kullarını bildiğini bu ayeti celile de beyan ediyor. Burada gördüğümüz gibi huve alemu bikum iz enşaekum minel ard cümleciği Hazreti Adem'in yaratılış safhasına gönderme olarak değerlendirilebileceği gibi ilk atamız olması hasebiyle her birimizi, ki bununla alakalı da sarih ayet-i celileler var. Sizi topraktan yaratmıştır mealinde. Zira her birimiz topraktan yetişmiş efendim gıdalarla besleniyoruz. Topraktan alınan mineralleri efendim bize sunan sebzeler, hayvanlar, onların eti, sütü vesairesi, yağı yoluyla hayatımızı sürdürüyoruz. Yani kısa 2-3 kelimelik bir cümle ile Allah-u Teala gerek toplumsal ve cins olarak insanlık cinsi, gerekse de her birimizi tek tek aslımızın ne olduğunu, nasıl yaratıldığını ve bunların bütün bilgisinin Allah-u Teala nezdinde gayet iyi bilindiğini beyan ediyor. ثُمَّ قَسَّمَهُمْ فَر۪يقَيْنِ. Sonra Allah-u Teala insan cinsini iki gruba ayırmıştır. Allah Azimüşşan, işte Bakara suremizin başında hepimizin bildiği gibi inanç bakımından insanları orada mümin, kafir ve münafık şeklinde taksim ediyor. Daha sonraki ayetlerde ehli kitap olarak vurgu yapıyor yine Bakara suresinde. Ve Kur'an-ı Kerim'in pek çok noktasında kullarını inanç bakımından taksim ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in temel muhatabı insanlardır. İnanç bakımından insanlardır. Yoksa efendim yaş grubuna göre, cinsiyet grubuna göre, ırk ve dil grubuna göre İnsanların taksim edilmesi sadece bilgilendirme mahiyetindedir. Asıl aranan nokta, taksimatta asıl aranan nokta iman ve salih ameldir. Allah-u Teala onları bir tarafa, diğer insanları da kendi içerisinde gruplar halinde tanıtıyor. Hangilerinden razı olup olmadığını açık açık Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Bu kapsamda işte burada da insanları inanç grubu bakımından ve
doğru düzgün yaşayıp yaşamama bakımından iki gruba ayırmıştır. Ferikan lil cenne, bunlardan birinci grup iyilik sahibi insanlar, cennet zümresi ve ferikan lissair, ikincisi ise cehennemi boylayacak olan inançta, itikat ve yaşayışta yanlışa sapmış kimselerin oluşturduğu gruba ayırıyor. Ve keza kavluhu, yine aynı şekilde, ve iz entum ecinnetun fi butuni ümmahatikum ayeti celilesinde de kad ketebel melekullezi yüvekkelu bihi rizkahu ve ecelehu ve amelehu ve şakiyyun em sa'idun. Meşhur bir hadisi şerife gönderme yapmış İbni Kesir burada. Allahü Teala her birimizi anne karnımızda yaratırken belli bir aşamadan sonra, bazı hadislerde 40 gün ifadesi var, bir melek gönderiyor ve o melekle ana rahminde yaratılmakta olan kişinin rızkı, hayatı boyunca, yaşamı boyunca alacağı nefesten tutun tüketeceği gıdaya kadar, eceli, neler yapacağı, şakî mi, sa'id mi olduğu, yani düzgün inancı bakımından, yaşayışı bakımından düzgün, Allah'ın istediği ölçülerde biri mi, yoksa tam ona aykırı, onu inkar eden, peygamberleri, kitabı, imanın esaslarını hiçe sayan bir kişi mi olacağına dair bilgileri yazdırır, bir meleğe emrederek yazdırır, hadis-i şerifine atıfta bulunuyor. Yani insanın her şeyiyle, her haliyle çok iyi bildiğini beyan ederken Allahü Teala, bu bilgiler de o kapsamdadır. Yani ne kadar gıda tüketecek, ne kadar nefes alabilecek, ne işler yapacak, bunların her biri, ne sözler söyleyecek, Allah nezdinde bilinen ve kayda tutulan hususlardır. Fela tüzekku enfusekum ey temdahuha, kendi canlarınızı ve egonuzu övmeye kalkmayın. Kendi kendinizi şımartıp efendim övmeyin ve temize çıkarmayın. Ben sütten çıkmış ak kaşığım falan demeyin. Ve teşkuruha, kendinizi övmeyin ama sürekli Allahü Teala'ya ne yapın? Şükredin. Bakın, size hayat hakkı vermiş, rızkınızı veriyor, yaşatıyor. Başınıza musibetler vesaireyi öteleyip eceliniz daha kısa sürede yazılmamış mesela. Keza Allahü Teala sizi, Rabbinizi tanıma nimeti vermiş. Kitabınızı, peygamberinizi bilme, ona uyma nimeti vermiş. Sa'id olabilme lütfunda bulunmuş. Bu nimetlerine karşı da Cenab-ı Hakk'a şükredin. Nitekim ilerleyen surelerde gelecek Rahman suresi, Allahü Teala Rahman ismi şerifinin gereği olarak insanlara dünya ahirette, tabii ki ahirette iman ve salih amel işleyenler olmak kaydıyla, ne kadar çok nimetler verdiğini, hatta inkarcı, şakî konumunda olan insanların da ahirette nelerle karşılaşacağını Cenab-ı Hak şimdiden, onlar hayattayken haber vermesi dahi başlı başına bir nimettir, büyük nimettir onlar için. Her an dönebilme ve batıldan, büyük günahtan dönebilme imkanını tanıması da Allahü Teala'nın bir nimetidir. O nimetlere karşı da şükretmesi iktiza eder insanın. Ve temennev bi amalikum, efendim, güzel ameller işlemeye temenni edin. Niyetiniz iyi olsun. Hayır, hasenat işlemek olsun. Allah'a kulluk yapmak olsun. Efendim, iyi duygu ve düşüncelerle güzel bir dünya kurmayı, önce aile, mahalle, şehir, değil mi? Bunları oluşturmayı temenni edin. Ben şöyleyim, böyleyim diye kendinizi övmeye kalkmayın. Allah her şeyinizi biliyor.
Ve alemu bimen itteka. Zira Allah Azimüşşan en takvalıların kimler olduğunu çok iyi bilmektedir. Kemal kâle Teala. Allahu Teala bu anlamı şu ayeti celile ile de vurgulamaktadır. Elem tara ilellezine yuzekkûne enfusehum. Kendi canlarını, nefislerini tezkiye edenleri görmedin mi? Onların kim olduğunu bilmedin mi Resulüm? Yani aslında tezkiye etmemeleri lazım. Çünkü bir de şu var ki değerli kardeşlerim, Allahü Teala bizi iyilik ihsan üzere yaşatıyor olabilir. Efendim sağlam bir inanç, sahih bir itikatla ve Allahü Teala'nın haramlarını, helallerini bilip gereği gibi yaşayan bir kulu yapabilir. İrademizi bu noktada güçlendirebilir. Bu büyük bir lütfu ilahidir, kabul amenna. Buna ancak şükretmek iktiza eder. Ve bütün gelen iyiliklerin Allah'tan olduğunu itiraf edip Cenab-ı Hakk'a daha çok kulluk, daha samimi ibadet, taat yapmak gibi güzel duygu, düşünce ve eylemlere sevk etmelidir kullarını. Yani biz kulları. Yoksa onunla övünmek gibi sırf insanlara tepeden bakma aracı yapmak gibi görmek bu ibadet, kulluk, takva yaklaşımını bozan hususlar. Allah'ın rızasına aykırı düşen yaklaşım tarzıdır. O yüzden de Cenab-ı Hak kullarının kendisini tezkiye etmesi, yani temize çıkarması mı irade buyurmuyor. Bundan razı olmadığını ifade ediyor. Keza akıbetimiz de meçhuldür. Şu anda istikamet üzerinde yaşıyor olabiliriz ama yarın nasıl bir duygu, düşünceyle, nasıl bir inanç ve itikada, yaşam biçimine döneceğimizi şu andan kestirmemiz mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak bize tevazuun bir gereği olarak da Fatiha sonrasında işte her namazımızda günde 40 defa asgari ihdinas sıratan müstakim buyurtuyor. Yani bu istekte bulunmamızı istiyor. Biz hali hazırda huzurundayız, divanındayız. Namazımızı eda ediyoruz ya Rabbi ama senin huzurunda sana en yakın kılan bu namaz ibadetimizin içinde ve yine senin emrin gereği daima istikamette olmayı, istikamette kalmayı, müstakim insanların tuttuğu yol üzere yaşamayı bize nasip et. Doğruları, güzellikleri bize göster diye sürekli dua etmemizi, meseleye bakış açımızın böyle olmasını istiyor. Yoksa övünme, kendimizi temize çıkarıp efendim bununla insanları haşa ezmeye kalkmak gibi bir yaklaşımdan uzak durmamızı istiyor. Ravâ Müslim'in fî sahihihi an Muhammed ibn Amr ibn Ata. İmam-ı Müslim sahihinde bu bahsi geçen kişiden Amr ibn Ata radıyallahu anh'tan naklettiği bir bilgi var. Semmeytü ibneti Berra. Bu sahabinin bir kızı olmuş ve onun adını Berre diye koymuş. Fakalet li Zeynebu binti Ebi Seleme. Ebu Seleme'nin kızı Zeynep bana dedi ki İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem neha an hazel ism. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kız çocuklarına Berra isminin konulmasını nehyetmiştir. Yani kız çocuklarınıza Berre ismi koymayın. Ve semmeytü Berra, ben de bu ismi koymuştum. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, La tüzekku enfusekum innallaha a'lemu bi ehlil birri minkum. Normalde berra kelimesi daima iyi olan, iyi kalan anlamına geliyor.
sürekli iyi manasına. Resul-i Ekrem bunu böyle kendisini temize çıkarma olarak değerlendirmiş. Yani daimi iyilik içerisinde bulunan, kendini öyle gören anlamında değerlendirmiş. Ve buyuruyor ki sözünün devamında, kendinizi temize çıkarmayın. Şüphesiz ki Allah sizden kimlerin çok iyilik ehli olduğunu gayet iyi bilmektedir. Bunu siz kendinizi ön plana çıkararak övünç sebebi yapmanıza gerek yok. Fakalu, bunun üzerine Resul-i Ekrem'e dediler ki, bime nüsemmiha, peki kız çocuğumuza Berre'yi koymayalım ama onun yerine mesela hangi isimlerle ona çağırabiliriz? Kale semmuha Zeynep. Mesela Berre yerine Zeynep diyebilirsiniz. Ona o ismi verebilirsiniz buyurmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden birisinin isimlerin anlamına çok önem verdiği şeklindedir. Mesela efendim vahşet ifade eden, şiddet ifade eden, mesela harp kelimesi gibi savaş anlamına gelen, zip kelimesi gibi kurt parçalayan eden, vahşi manasında. Bunların her birini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değiştirmiştir. Ve daha çok da Allah'ın kulu Abdullah kabilinden isimleri, Abdurrahman gibi isimleri koymayı beğenerek tercih etmiş ve tavsiye buyurmuştur. An Ebi Bekrate kale, yine Ebu Bekre'den şöyle bir rivayet var. Medaha raculun raculen inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın birisi gıyabında bir başka adamı övdü Peygamberimizin huzurunda da. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz o öven kişiye dedi ki, ve ileke kata'te unuka sahibek miraran. Yazık sana, arkadaşının boynunu kestin sen diye bunu defaatle söyledi. Elhamdülillah. İza kana ahadukum madihan sahibahum. Şayet sizden biriniz bir arkadaşını övmek durumunda kalacaksanız, la mahale tefellakul. Yani bunu mutlaka zikretmek, o kardeşinizin iyi yönünden bahsetme zorunluluğu duyuyorsanız, deyin ki, ahsebu fulanen vallahi hasibuhum. Yani zannımca onun Allah katında çok değerli biri olduğunu zannediyorum. Allah daha iyi bilir tabii ki ama bu tarz deyin. Ve la üzekki alallahi ahaden. Ben Allahü Teala'ya hiçbir kimseyi tezkiye edemem. Ahsibuhu keza ve keza ve in kana ya'lem bizalik. Şayet bir kişiyi tanıyorsa, tanıdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla o kişi şöyle şöyledir, iyi bir insandır. Öyle iyi biri olarak tanıyoruz. Allah iç yüzünü daha iyi bilir efendim, şeklinde bir yaklaşım içerisinde olmalıdır. Roval İmam Ahmet an Hammam İbni Haris kâne câe raculun ilâ Osman'a. Adamın birisi, bu artık tabi'in döneminde oluyor, Hazreti Osman'a geldi. Feesna aleyhi fi vecihi, ve Hazreti Osman'ı yüzüne karşı övmeye başladı. Kâle fecealel miktadübnül esfet yahsu fi vecihi turab. O öven kişinin yüzüne Miktat bin Esvet toprak serpmeye başladı ve yakul, toprak serperken de şöyle diyordu. Öven kişinin, madihin, ya da Türkçe'ye tam geçtiği haliyle meddah diyoruz Türkçe'de öven kişiye.
Onun yüzüne toprak serperken bir taraftan da buyuruyordu ki: Emarana Resulullah izâ lakînel meddâhîn. Biz birini öven kişiyle karşılaştığımız zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize emretti ki en nahsübe fî vücûhîmü turâb. Öven kişinin yüzüne böyle toprak atmamız tavsiyesinde bulundu. Toprak bildiğimiz gibi tevazuyu ifade ediyor. Efendim. Ve yani övmeyi bırakın artık. Birini tezkiye etmeyi, övmeyi bırakın diye. Yani şu var değerli kardeşlerim. Burada övmeyi bırakın, birbirinize hep buğuzkar, hep şüpheyle bakın gibi bir anlam da kesinlikle düşünülmemelidir. Müminin kardeşidir. Elbette ona hüsnü zan beslemek durumundadır. Nitekim Cenab-ı Hak işte Hucurat suresinde de okuduk. Kötü zannın çoğundan sakının, yani kötü zandan sakının buyuruyor. Hüsnü zan gösterebilirsiniz tabii ki. Ama hüsnü zannınızı katiyetmiş gibi değerlendirmeyin. Bunu temize çıkarmak gibi değerlendirmeyin. Ve keza birbiriniz hakkında işte çok öven, övülen ki insanoğlunun fıtratında vardır. Övülmek hoşuna gider insanın. Böyle kendisini onun bunun övmesiyle, o övmeler üzerinden prim toplayarak toplumda en hayırlı kişi cakasını satmak gibi böyle basit hesapların peşine düşmeyin. Ha, siz iman, istikamet üzere olun, hayır hasenat, iyi duygu, düşünce, eylem peşinde koşun. Toplumdaki efendim olumsuzlukları, menhiyat dediğimiz yasakları ortadan kaldırma, iyilikleri yayma gibi temel vazifeyi icra edin. İşiniz bu olsun. Lafla birbirinizi överek, tezkiye ederek efendim böyle ömrünüzü boş işlerle kaybetmeyin. Ha, şu da vakadır tabii. Hayırlı bir iş Duha suresinde de gördüğümüz gibi övülebilir tabii. Yani ama oradaki övülme işi sırf Cenab-ı Hakk'a eskilerimizin tabiriyle tahdisi nimet olarak zikredilebilir. Yani insanlara karşı övme, kendisini yüceltme kapsamında değil. Yani mesela söz sözü açmıştır. Diyelim ki Ramazan-ı Şerif'ten yeni çıktık. Müslümanlar kendi arasında muhabbet ederken işte konu zekat vermeye gelmiştir. Durumu bayağı müsait olan, gönlü çok daha zengin, sahip olduğundan daha zengin olan bir Müslüman demiştir ki elhamdülillah Rabbim bu sene nasip etti. 10 bin lira zekat verme lütfunda bulundu bana. Şükür. 10 bin lira zekat verebildim. Bir başkası dedi ki elhamdülillah benim o kadar zekatım olmadı ama işte mutfak harcamalarım bayağı oldukça yüksek. Baktım şöyle bir değerlendirme yaptım. Bizim ortalama bir günlük doymamız kişi başı yaklaşık 150 lira olarak hesap ettim. Ve ben de tuttum efendim sadakayı fıtrımı 150 liradan verdim dedi. Elhamdülillah Rabbim lütfetti. Yani bu kabil şeyleri söylemekte tahdisi nimet olarak söylemekte herhangi bir beis yoktur. Ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddis buyuruyor ya Cenab-ı Hak. Bütün bunlar verebilmek, gönül zenginliği, tokluğu ve cömertliği de Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. O lütfuyla bize böyle bir iyilik yapma fırsatı vermişse bu yolla da Allahü Teala'yı övmemiz, ona hamdü sena etmemiz iktiza ediyor. Cenab-ı Hak bunun da yolunu bize böyle gösterdi değerli din kardeşlerim. Evet, şimdi 33.
34-35. ayetlerle devam ediyoruz. Teberrüken lafzı okuyayım. Tefsirini zaten yapacağız. Eferâeytellezî tevellâ ve âtâ kalîlen ve ektâ. E'indehû ilmül gaybi fehuve yerâ. Emlem yünebbe bima fî suhufi Mûsâ ve İbrahîmellezî veffâ. Ella teziru vâziratun vizra uhra ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura thumme yujzahul cezâ'el evfâ. Sadakallahu. Bu ayetlerde de yakulu teâlâ zâmmen limen tevella an ta'atillah. Bu ayet grubu yukarıda iman sahiplerinin, takva sahiplerinin kötülüklerden kaçınması, efendim büyük günahları işlediği takdirde ise nasıl bir tövbe ile tövbe edip bir daha elini, dilini, belini, gözünü ondan uzak tutması gibi hususlar beyan edildi. Arkasından da yaptığı bu kulluk faaliyetinin ahiretteki mükafatından bahsedince yine Kur'an-ı Kerim'in temel hususlarından birisi de nedir? Hemen olumlu örnekten sonra olumsuz örneğe kapı açmasıdır. Burada da işte bu 33. ayetten nereye kadar? 35. ayete kadar, hatta 36'ya dahil edebiliriz. Bu hususlardan bahsediyor ve Allahü Teala buradaki verdiği temel bilgileri sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, diğer suhuflarda, Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat'ta da, İbrahim Aleyhisselam'a indirdiği sahifelerde de beyan ettiğini burada açıklıyor. Yani Allahü Teala kendisine itaat etmekten yüz çeviren, kul olmaktan kaçınan kimseleri zemmederek, ayıplayarak buyuruyor ki فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Biz burada ayet grubunu mu atlamış olduk? Galiba şurada bu ayet grubunu atlamış değerli arkadaşlar, kardeşler. O kimse ki felâ saddaka velâ salle, yani tasdik etmiyor, Allah'ın birliğini kabul etmiyor, velâ salle, namaz kılmıyor. Velâkin kezzebe ve tevella, ancak yaptığı iş Allah'ın indirdiği ayetleri, gönderdiği peygamberi yalanlamak ve bana tabi olun, ben Allah'ın elçisiyim, o okuduğum, size tebliğ ettiğim Allah'ın kelamıdır dedikçe onlardan yüz çevirmek oluyor. Ve ata kalilen, efendim çok az veriyor verdiği zaman. Ve ekta, ve peşini de getirmiyor, hemen bırakıveriyor orada. Böyle bir insan tipleri de vardır. Kale İbn Abbas, İbn Abbas radıyallahu anh bu ayetleri tefsir zımnında demiştir ki ata'a kalilen sümme kata'ahu. Yani İbn Kesir şuradaki fela saddaka ve la salla ve lakin kezzebe ve tevella kısmı gayet açık dedi. Burayı tefsire hacet yok ama ve ata kalilen ve ekta kısmına gelince her insan neticede bir fıtrata sahip. Normalde fıtratında iyilik meyli de var tabii. Ata'a kalilen, birazcık itaat ediyor. Sümme kata'ahu, sonra Allah'a olan o bağlılığını kesiveriyor. Bu konuda kâle İkrime demiş ki kemethelil kavmi izâ kânû yahfirûne bi'ran feyecidûne fî esnâil hafri sahratan temne'uhum min temâmil ameli feyekûlûne ekdeynâ feyetrukûnel amel. Şimdi
Ekda kelimesinin açıklaması babında İkrim'e sözlük manasına atıfta bulunarak şunları söylüyor. Araplar normalde kuyu kazarken eğer deştikleri toprağın altında sert kayalık bir zemin olursa aslında su emaresini sezdikleri o yeri işte kuyuyla suya ulaşmak niyetiyle kazmaya başlamışlarken kaya parçası kolaylıkla parçalayıp daha derinlere inemeyeceğini düşündükleri anda artık o emeklerini bir tarafa bırakırlar, başladığı işi orada terk ederler. İşte bu yapılan işleme ekda tabirini kullanır Araplar. Ekdeyna derler. Yani biz sarp bir kayalık bölgeye rastladığımız için bu işi burada terk ediyoruz manasında kullanırlar. Bunun ve ata kalilen ve ekta ayeti bu sözlük anlamını bu ayete uyarlayacak olursak ne olur? İnsan bazen ne yapar? Ve ata kalilen iyilik yapmaya, hayır hasenat yapmaya başlar. Fakat az sonra şeytan aklına giriverir. Nitekim bir ayet-i celle'de beyan ediyor ya Cenab-ı Hak. Şeytan sizi fakirlikle korkutur diye korkutmasın mealinde. Hemen aklına bir takım fesat cümleler, şeyler girer, fikirler girer ve tam tasadduk etmeye başlamışken yahu sen deli misin? Yedi yabancının acını sen mi doyuracaksın? Ne emeklerle bu malı kazandın? Bırak bu işleri tarzında bir fasit düşünceyle o yaptığı işi tıpkı sert bir kayalığa rast gelip de kuyu kazma işini terk etmek gibi bu hayırlı işi orada bırakıverir. Ve kavluhu teala e'indehu ilmül gaybi fehuve yara. Yani onun yanında gayb bilgisi mi var? Geleceğe dair bir bilgiye mi sahip ve onu görüyor mu ki bu kabil şeyler yapıyor? Yani yaptığı hayır hasenat işini hemen bırakıveriyor orada. Yahut da düzgün bir itikatla Allah'a istikamet üzere kulluk yapma niyetini orada bırakıveriyor. Ey e'inde hâzellezî emseke yedehû haşyetel infâk. Yani insanlara iyilik yapma işine başlamışken infak korkusundan dolayı, malım tükeniverecekmiş gibi düşüncenden dolayı elini hemen yardım yapmaktan geri çeken kişi gerçekten bir fakirliğe düşeceğini, geleceğe dair böyle bir gayb bilgisi kendisine ulaştığı için mi bu sonuca ulaştı? Ve kata'a marufehu. Akrabaya destek çıkarken efendim onu kollamayı vazife atfetmişken bundan vazgeçmesi gelecekte akrabalarının kendisine kesin bir kötülük yapacağı bilgisinden dolayı mı mesela elini o akrabalara iyilik yapmaktan çekiyor? E'indehu ilmul gayb ennehu seyenfedu ma fi yedihi hatta emseke an marufihi. Fehuve yara zalike iyanen. Yani çok kesin geleceğe dair bir gayb bilgisi var ve o bilgiye göre elindeki tamamen tükenecek ve bunu bildiği için gelecekte tıpkı baş gözüyle gördüğü gibi kesin inandığı bir bilgi mi var ki? Halbuki Cenab-ı Hak Razzak-ı Alem insan çalışıp çabaladıkça iyi duygu ve düşüncelerle rızkını aradıkça ki Cuma suresinde gelecek inşallah yeryüzüne sa'y edip çabasını ortaya koyduktan sonra Cenab-ı Hak rızkını mutlaka veriyor. Dolayısıyla ey leysel emru kezalik. İş hiç de onun bu düşündüğü gibi değildir. Yani insanın gelecekte olumsuz bir takım
olaylarla malının tükenmesi vesairesi. Ki tut ki öyle olsun. Öyle olsa dahi hali hazırda Allahü Teala o kuluna bu nimetleri vermişse onu ahiret azığı olarak görmesi ve şimdiden birkaç ayette de geçtiği gibi ebedi hayatı için bir yatırım olarak yapması icap eder. Öyle olsa bile. Yani nitekim Allah daha önce de bu malı kazanamamıştı. Sonradan lütfetti bu nimeti. Elindeki kaybolsa bile yine Cenab-ı Hak nasıl ki elimdekini vermişse yine gelecekte de tüketmiş olsam bile, sermayeyi tüketmiş olsam bile yenilerini bana lütfeder diyerek cömertlik duygusunu devam ettirmelidir. Ve innemâ emseke anis sadakati vel birri ve sıleti buhlen ve şuhhan ve helan. Ve insanın cimrilik, efendim hasislik ve geleceğe dair böyle olumsuz bakış açısıyla iyilik yapmaktan, tasadduk etmekten el çekmemesi iktiza eder. Ve lihâzâ câe fil hadîs. Bundan dolayı bir hadis-i şerifte geldiğine göre enfik bilalen ve la tahşe min zil arşi iklalen. Bunu kime karşı söyledi hadisin detayını bilmiyorum. Bu bir numarada İmam-ı Buhari'den nakledilmiş. Hadisin aslına bakamadım ama şu anlaşılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bazen kampanya yaparken, tasattukta bulunma yaparken Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh da müezzini olduğu için mesela bir başka rivayette geçiyor. Kadınlar kısmında Peygamberimiz bir vaaz nasihatte bulundu ve hanımefendiler galiba bir seriye öncesinde hazırlık mahiyetinde bir kampanyaydı bu. Askerlere iaşe, silah vesaire hazırlama konusunda. Bilal-ı Habeşi böyle eteğini geri çevirdi ve kadınlar işte kimisi küpesini, kimisi bileziğini vesaireyi Hazreti Bilal'in o peşine atmışlardı, eteğine doldurmuşlardı. Burada da öyle bir şey olabilir. Yani Bilal'e infak et derken işte o kampanya niyetiyle oraya at ve arşın sahibinden bunu verdiğim takdirde malımı azaltacak gibi bir korkuya da kapılma. Yani arşın sahibi senin bu yaptığın, yapacağın iyilikleri kat kat fazlasıyla geri öder. Böyle bir korku çekme buyurarak vermeye teşvik etmiştir. Fakat kâle Allahu Teala, Cenab-ı Hak bir başka ayette buyuruyor ki ve mâ enfaktum min şeyin fehüve yuhlifuhu. Siz herhangi bir şeyi infak ettiğiniz zaman Cenab-ı Hak onun arkasından daha çoğunu, daha güzellerini getirir. Ve huve hayrul râzikîn. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealindeki ayet ile sözü burada tamamlamış olalım. İnşallah bir sonraki dersimizde yine birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.